Merhaba arkadaşlar. Admin silme işlemimizi tamamlamıştık. Admin silme işlemimizde neyi görmüştük? Şurada veri tabanımızda değerlerimiz MD5 olarak saklandığında yukarıdakini manuel olarak değiştirmiştik biz. Giriş yapabilmek için, admin silme işlemini test etmek için. Birazdan bunu da yine MD5'e çevireceğiz güncelleme yaparak. Ancak bunlar MD5 olduğunda bizim login controller'ımızda ne yapıyoruz? Login controller'ımızda bu kontrolü yapmadığımız için, login tarafında bu kontrolü yapmadığımız için ne oluyor? Bizim burada e, şifre kısmımız e, bize MD5 olarak gelmiyor ve dolayısıyla biz bunu burada e, normal bir şekilde giriş yapamıyoruz. Yani şuradaki if login yani şuradaki gelen değer admin'den gelen şifre login'den gelen şifre eşittir admin'den gelen şifre mi deyip bunu göremiyoruz. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Burada integer olarak şifreyi bir almamız gerekiyor. Sonrasında tekrar şu üst tarafa gelip var deyip burada MD5 pes Pass diyelim. Password'dan eşittir. Kripto düzeltiyorum. Kripto nokta yine hash diyerek burada doğrulamasını yapacağımız için tekrar buradan bizim şeyden girdiğimiz textbox'tan girdiğimiz şifreyi ne yapıyoruz? Burada gelen şifreyi al ve md5'e çevir diyoruz arkadaşlar. md5'e çevir diyoruz. Burada md5 pes bize şifre kısmını burada çevirmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. Burada bir hata veriyor. Ne diyor bize? Integer şifre olarak değil de string şifre olarak bunu almamız lazım. Çünkü şifre alanımız stringli bizim. Tamam. Şifre alanımız şurada string olduğu için arkadaşlar. Burada bize admin tarafında gireceğimiz şifreyi yani şuradan logo at diyelim, çıkış yap diyelim. Şurada gireceğimiz şifre alanını alıp bize md5 olarak verecek arkadaşlar. Biz burada kontrolümüzü yaparken kontrolümüzü yaparken ne diyeceğiz? Login db.admin ver x öyle ki e-posta eşittir. Admin.e-posta mı diye git bak bana bir login nesnesi getir. Ondan sonra bu loginden gelen e-posta değeri admin'den gelen e-postaya eşit mi? Buna bak. Sonrasında login'den gelen şifre değeri e ne diyeceğiz burada? md5 pasa eşi eşit mi? md5 pasa eşit mi? Bak eğer eşitse giriş yap. Eşit değilse giriş yapma diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Ctrl S deyip buradaki işlemimizi tamamlayalım. Burada giriş işlemimiz şu anda tamamlanmış oldu. Bunu şu şekilde de yapabilirdik arkadaşlar. Mesela burada MD5 olarak şunu almazdık. Ne yapabilirdik şurada? İşte tekrar burada crypto.h deyip e, parantezimizi açardık. Ne derdik? Adminden gelen e, adminden gelen şifre alanı derdik. Virgül derdik. Şu şekilde md5 pes'e çevir derdik. Şurada parantezimizi kapatırdık. İşlemimiz biterdi. Yani şuna gerek de kalmayabilirdi. Şu md5 pes e gerek de kalmayabilirdi. Şuradan parametre olarak string'i de almamıza gerek de kalmayabilirdi. İki yöntemi de gösterdim. Ee, bu şekilde de yapabilirsiniz. Burada da kripto edebilirsiniz. Orada da alabilirsiniz. Şimdi burada işlemimiz tamam. Ctrl-Shift-B diyorum arkadaşlar. Ee, bunun öncesinde bizim Buradan giriş yapabiliyor muyuz? 1, 2, 3, 4, 5, 6 olarak şu anda. Şu an yeniledik ama giriş yapamayabiliriz. Yani bu ilt ettiğimiz için şu an giriş yapamayabiliriz. Veri tabanımızda hali hazırda 1, 2, 3, 4, 5, 6'yı alıyor. Dolayısıyla bunu bize MD5'e çevirip, yani şuradaki işlemimizde, şuradaki sorgumuzda, şuradaki ifimizde, eğerimizde MD5 olarak buradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6'yı aldığı için burada bize giriş yaptırmayacaktır. Dolayısıyla biz neyle giriş yapalım? Kurumsal web e, adminimizle giriş yapalım hemen buradan. Ctrl-C deyip hemen buradan gelelim. Kurumsal web olarak bunu belirtelim. Buradaki şifremiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 idi. Burada her ne kadar... E, MD5 olarak şifrelenmiş olsa da biz bunu 1 4, 5, 6 olarak verdiğimizi hatırlıyoruz. Giriş dedik. Girmedi. Tekrar bir yapıştıralım. Evet. Ne diyelim? 1 2 3 4 5 olarak vermiştik sanırım. Giriş dedim. Yine aynı şekilde kullanıcı adı şifre yanlış dedi arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Kullanıcı adı şifre yanlış diyor madından gelen şifre. Evet. Tamam. Şöyle bir kontrol F5 diyelim. Tekrar yenilensin. Kurumsal web. Tamam, doğru. Ctrl C dedim. Şuradaki değerimiz eee 12345 ya da 123456 olması lazım ama yanlış hatırlıyor olabilirim. 1 2 3 4 5 6 diyelim. Giriş dedim. Yanlış dedi. 1, 2, 3, 4, 5 diyelim arkadaşlar. Tekrar giriş dedim. Buna da yanlış dedi. Şu kısımda şuraya bir yapıştırayım. Ctrl S diyeyim. Execute SQL diyelim. Kayıtlarımız oluşsun. Tamam. Admin kısmına 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyelim deneme yapıyorum şu anda. Giriş yapmıyor arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? Buradaki girişimizi bir sağlıklı bir şekilde yapabilmek için hemen şuradaki e, öncelikle şuradan admini yine bir 1, 2, 3, 4, 5, 6 yapalım. Test amaçlı yapıyoruz bunları arkadaşlar. Tabii bunlar geliştirme aşamasında olabilen şeyler. Şuradaki kısmı e, bir yorum satır haline getiriyorum. Bu yorum satır olarak kalsın. E, login'den gelen şifre eşittir. Admin'den gelen Şifremi diye bak arkadaşlar. Ctrl-S deyip ctrl Shift v diyorum. İlk haline geri çeviriyorum. Şuradakini de buradaki şifreyi hatırlayamadığım için e, buna çevirip bu şekilde e, isteyeceğim arkadaşlar. E, şimdi bakalım. Yenilendikten sonra şöyle bir yenile diyelim. Devam et diyelim. Admin kullanıcımızın şifresi artık eski sistemdeki gibi. MD5 değil de normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. Şimdi adminlere geldim. Şifresini de güncelle dedim. Yine buraya gelip 1, 2, 3, 4, 5, 6 dediğimde güncelle dediğimde artık veri tabanıma bu şekilde getiriyor. Bunu 1, 2, 3, 4, 5, 6 olarak bu şekilde getiriyor. Şimdi şifremin 1, 2, 3, 4, 5, 6 olduğundan eminim. Çıkış yap dedim. Geldim buradaki düzenlememi e, kripto haliyle giriş yapabilecek duruma getirdim. Yani şuradaki yorum satırımı kaldırıyorum arkadaşlar. Şu yorum satırımı Kaldır diyorum. Kaldırmıyor. Shift şu sondaki slash'ı da seçiyorum. Yorum satırını kaldır dedim. Evet şu anda kaldırdı. Kaydettim. Ctrl Shift V dedim. Artık adminin şifresi veri tabanında MD5 olarak ama ben biliyorum ki 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. Reboot işlemi tamamlandı. Sayfamı yeniliyorum. Evet sayfam geldi. Adminin şifresi nedir dedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 giriş dedim arkadaşlar. Şu an aldı şifreyi. Gitti onu MD5'e çevirdi. MD5'e çevirdiği şifre gitti. Veri tabanındaki adminin şifresi de uyuşuyor mu baktı. Evet uyuşuyor dedi. Uyuşuyorsa dedi giriş yapabilir dedi. Tekrar adminlere gelelim. Şu e, kurumsal webin şifresini de 1 2, 4, 5, 6 yapalım arkadaşlar. 1-2-3-4-5 ya da 1 2 3 4, 5 yapalım. Güncelle diyelim. Evet şu anda başarılı bir şekilde onu da güncelledi. Burada da güncelleme işlemini yaptı gördüğünüz gibi. Tamam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 olarak bunların şifreleri şu anda güncellendi arkadaşlar. Dolayısıyla login işlemimizi de başarılı bir şekilde burada yapmış olduk. Bir sonraki e, işlemde ne yapacağız? Biz admin olarak buraya giriş yapmak istediğimizde veyahut da işte kurumsal web olarak buraya giriş yapmak istediğimizde şifremizi unutabiliriz. Direkt bu ekrandan bize yeni bir şifre göndermesini isteyeceğiz arkadaşlar. Onu veri tabanına ekleyip bizim bize de mailimize gelen şifreyle giriş yapabilmeyi sağlayacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar.